Türkiye Cumhuriyeti Millet Gecekondusu diye tanıdığımız Sayın Rıfat Çakır'ın evindeyiz. Sayın Dekanlarım, Sayın Meclis Başkanım, Sayın Başkanlarım hoş geldiniz. Bakanım hoş geldiniz. Evet hoş geldiniz bakanım. Şimdi kendilerini tanıtıyorlar. Başkanım, Meclis Başkanım. Nasıl tanıtayım? Ayakta mı? Bu oturduğumuz yerde. Evet. Tamam. Rıfat Bey'in evini bugün navigasyon dolayısıyla biraz zor bulduk ama bir kere niyetlendiğimiz zaman biz hedefe ulaşırız. Şeref verdiniz Sayın Başkanım. Onun için geldik. Biraz benden çok daha önce gelenler, yıllarda bulunanlar benden sonra gelebildiler. Bir harita mühendisi bana rehberlik etti. O sebeple erken buldum. Demek ki bilimin ışığında yolculuk yapmak lazım. Bilimlerin ışığında yoksa teknoloji de işe yaramıyor. Navigasyon falan işe yaramıyor. Bugün sizlerle bir arada bulunmaktan çok mutluyum. Ülkemizin şu anda yeni bir dönemi başlıyor. 100. yıl adını verdiler. Hem muhalefet partileri hem iktidarda bulunanlar ama Türklüğün binlerce yıllık tarihi gibi binlerce yıllık bir dönemi başlıyor. Bu küçük hanımlar çok daha bizden çok daha parlak yıllarını yaşayacaklar Türklüğün. Biz onların yaşındayken acaba Issık Gölü görebilir miyiz? Cengiz Aytmatov'un kitabında okuduğumuz Issık Gölü diye hayal ederdik. Bizim için gerçek bir hayaldi ama bu gerçekleşti. Yani büyük Türk milleti köklerinden yeniden doğdu 20. yüzyılın başlangıcında. 21. yüzyılda insanlığa öncülük edecek bir konuma geliyor. Bu bir tarihi gerçekliktir. Sadece bizim hayalimiz değil. Milletler geçmişte ne kadar derin kökleri varsa o kökler her türlü fırtınaya, yangına, orman yangınına dayanıklıdır. Kökler yeniden filizlenir. Ülkemizin filizlenme dönemindeyiz ve bunu gelecek kuşaklarımız başaracaklar. Bilimde de, teknolojide de milletimiz ileri gidecek. Çünkü bizim olmadığımız bir dünyada insanlık olamaz. Şu anda insanlıkla bir takım karanlık güçlerin yaptığı savaşı yaşıyoruz. Bu savaşta Türk milleti öncülük edecek. İnsanlar bizim yaşattığımız değerlerle insanı insan olarak sevme, Yunus Emre'nin söylediği gibi yaradanı, yaratılmışı, yaradandan ötürü sevme felsefesiyle buluşacaklar. İnsanlığı karanlık güçler yok edemeyecek. Bunda da biz öncü rolümüzü oynayacağız, yapacağız. Türk Devletler Teşkilatı kuruldu. Tarihteki zaten Türk Devleti'nin temeli kurultaydır. Türk Kurultay Devleti'dir. Hindistan'da, Çin'de, efendim Rus bozkırlarında, Avrupa önlerinde, Roma önlerinde at koşturanların tamamı bir devletin vatandaşları gibidir. 20. yüzyılda Atatürk'ün öncülüğünde Kurtuluş Savaşı'nı verdik. O dünyanın kaderini değiştirdi. Bakın bu kadar kısa sürede esir olan ülke kalmadı. Hepsi bağımsızlıklarına kavuştular. Türklerin yaktığı meşaleyle kavuştular. Şimdi de yeniden kardeşçe bir insanlık düzeni kurulacak. Öyle kovboyların kurduğu, belinde silahla insanlığı tehdit ettiği, Hiroşima'ya ve Nagasaki'ye attığı atom bombalarıyla her şeyi yok edenlerin elinde kalmayacak. Bu sebeple her ocak tüten yer Türk Devleti'nin bir şubesidir. Türk Kurultay Devleti'nin. Atatürk onu öyle söylemişti. Toroslar'da bir yörük çadırının bacasında duman varsa bu millet bağımsızlığını kaybetmez demişti. Gerçekten bu böyledir. Bugün bu Rıfat Bey'in şöminesinin önünde bu baca tütüyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım. Buyurun. Böyle değişik
mesleklerden, yerlerden şu önündeki arkadaşı partilere arkadaşlarımızdan bir kardeşlik toplantısı, bir istişare toplantısı şeklinde bulunuyoruz. Hasan Bey'in sözlerinden anladığım kardeşlerle de, yani ben de bıraktı yönlendirme bakımından bir şey anlatmak isterim. Türkiye, Türklere bırakılamayacak kadar önemlidir diye emperyalist devletleri biliyorsunuz. Burayı bile çok görüyorlar bize. Ayrıca bunun daha bir şeyi var. Milletler arası, yani nasıl olacak, neden olsun, neden olmasın şeklindeki tartışma bakımından. Bir de Sovyetler Birliği yıkılacak, belli oldu. Ama onun yerine bir Türk İmparatorluğu kurulmasına asla müsaade edilmeyecek. Çünkü Türkler birleşerek Türk Birliği'ni kurup bir büyük devlet, imparatorluk haline gelirlerse adil oldukları için herkesin hakem kabul edebileceği ahlaka sahipler. Yüksek tecrübeye sahipler. Vatan için ölmeyi şeref bilirler. Kolay uğraşılmaz bu fikirlerle. Bir de Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Asya'nın gelişmekte olan kaynakları ve uyanışı kontrolünü alırlarsa Avrupa devletleri, yani özellikle Batı Avrupa Birliği ve Amerika bu konuda tedirgin olacak. Bir de korkan Rusya var. Çünkü 140 milyon nüfusu var, 40 milyonu Türk. Onun da derdi aynı mahiyette. O yüzden bunların müşterken bir fikirleri var. Bu NATO raporlarında girdi. Fakat gizli olmasına rağmen bizim görevlerimiz onu oradan alabilmişler. Orada da Sovyet İmparatorluğu'nun yerine kurulacak ve Türk İmparatorluğu daha tehlikelidir konusunda Ruslarla da anlaşmış vaziyetteler. Fakat Allah yardım ediyor bu millete. Ne kadar azarlarsa o kadar problem çıkıyor başlarına ve bu şuur uyanıyor. Kimseyi rahatsız etmek durumunda olmadan barış içinde yan yana yaşama konusunda inandırıcı olma mücadelemiz var. Çünkü daha büyük şeylere hazır değiliz. O bakımdan bir defa Türk Birliği fikri yerleşirse, ki Hasan Bey de bahsetti, şimdi müşterek alfabeye çok yaklaştık. Zaten birinci önemli madde bu. Alfabeniz bir olursa, sesleriniz bir olursa, Türkçeniz de bir olur. O bakımdan bu konu süratle ilerleyerek bu yolda bir yol açılıyor. Buna kim ne derse desin, Turancılık desin, Türk Birliği desin, Türk İmparatorluğu desin, barış ve güven vermek suretiyle toparlandığımızda herkes bizim aklımıza iliyor, söylemiyor, aksini söylüyor. Gelişmemizi engellemek için her şeyi yapıyorlar. Aman Türk'le ilerlemesin. İçeriden dışarıdan bol da düşman buluyorlar, görevli buluyorlar. Ama bütün buna rağmen devlet gecikmeli de olsa, millet gecikmeli de olsa toparlanma devam ediyor. Bizim dışımızdakiler de buraya bakıyor. Orta Doğu ülkelerin çoğu buraya bakıyor. O yüzden ben de Ulan Bey kardeşim ümitliyim. Bu olacak çünkü herkesin derdi başını aşmış vaziyette. İyi ki çok dertleri var, biz rahat ediyoruz. O bakımdan onları bugün inşallah burada güzelce sohbetle beraber yörük çadırına da benzettiler. Hakikaten yörüklerin çadırlarında böyle oturur. Çok kalabalık olur. Ben de bir yörük olduğum için biliyorum, yani bizzat o işi de yaptım çocukluğumda. Yörüklerin bacası sadece çadırda, torostarda değil, bak Ankara'nın göbeğinde de tütüyor. Hayırlara vesile olur inşallah. Sayın Bakanım teşekkür ediyoruz. Bir tane vatanımız var, vatanımıza sahip çıkıyoruz hep birlikte. Elbette. Evet. Buyurun. Kendinizi tanıtın. Selahattin Şahin. İnşaat işleriyle uğraşıyorum. Değerli bakanımın, meclis başkanımın söylediğine ilave edecek fazla bir şey yok. Yalnız Rıfat Bey'e teşekkür ediyoruz. Önemli olan insanların mekanlara değil gönüllere sığmasıdır. Biz Rıfat kardeşimizin gönüllere sığdırdığı için bu 10 metrekare, 15 metrekare evet. Biz dizeye göz geze bulunuyoruz. Güzel insanları bir arada topladı. Güzel insanları evet. Bir arada bulunuyoruz. Aslında Meryem Hanım bu ısrar etti evet. Ayın 3'ünde ev sahibi kimliğine. Yunusça bir tabir, sevmesi de seven, saymasa da sayan, inanmasa da inanan, güvenmese de güvenen,
beğenmese de beğenen bir fikrin temsilcisi olarak bana hepinize saygılarımı sunuyorum. İyi günler, teşekkür ediyoruz. Siz buyurun. Ben gönlü güzel insan Rıfat Bey'e teşekkür ediyorum. Buraya başkanımı, milletvekilimi, kültür ve sanat erbabı dostları buraya toparladığı için başarılar diliyorum. Kayseri'den katıldık. Şehmuz Bey, Ayşe Pastanmaz Hanım'la beraber Kayseri'den katıldık. Teşekkür ediyoruz. Benim ediyoruz. İki tane sağlık, kitabım, bir tane de kasabamla ilgili inceleme araştırma kitabım var. Bir kendime tez oldu Erciyes Üniversitesi'nde. Bir de o benim kasabamla ilgili hazırladığım kitap bitirme tezi olarak üniversitemizde şey oldu. Sizlerle birlikte olmaktan da bugün çok mutluyum. Geldiğiniz için bizler de çok mutluyuz. Ayağınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz. Buyurun. Efendim ben İsmail Cansız. Yozgat Yerköylüyüm. Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümünden emekli oldum. O bölümde öğretim üyesiydim. 4,5 yıl oldu emekli olalım. Rıfat tabii çok birleştirici bir kardeşim. Böyle herkesi bir araya getirmekten ezelden beri çok hoşlanan biri. Bugün de buna vesile olduğu için kendisine teşekkür ediyoruz. Aşıklık geleneğinde bir şey vardır, böyle bir ayak verme. Hasan Bey o ayağı verdi bize. Evet. Onun üzerinden birkaç cümle de biz edelim. Şimdi bu milletin güzel bir özelliği var. Milletimizin yayılma kabiliyeti çok yüksek. Orta Asya, Çin Sirti'nden başlayıp Atlas Okyanusu'na kadar birçok alanda hükümran oldu. Bu kadar geniş bir coğrafyada mekan tutmakla beraber özelliğini bozmayan tek millet de bizim milletimiz. Yani bizden başka bu kadar geniş bir coğrafyaya yayılan, özelliklerini kaybetmeden yayılan başka bir millet yok. Yani Çinliler falan var ama onlar hiç mekan değiştirmediler. Yani nüfus olarak mekanları aynı. Gittiğimiz her yere de Allah öyle bir kabiliyet vermiş. Hep güzellikler götürdük. Biz işgal etmek gibi bir mantığı hiç benimsemedik. Hep fetih yaptık. Açtık. Fethetmek açmak demektir. İslam'ı açmak demektir. Dolayısıyla gittiğimiz her yeri bu manada değerlendirdik. Böyle de gördük. İnsanları da hep bu bakış açısıyla değerlendirdik. Kimseyi şu ya da bu şekilde bir ayrıma tabi tutmadık. O yüzden dünyanın bu millete ihtiyacı var. Haiti'den Kanada'ya, efendim ki Güney Afrika'dan kutuplara kadar bu millete ihtiyacı var dünyanın. Çünkü bizim anlayışımıza başka bir millet sahip değil. Herkesi olduğu gibi kabul ediyoruz. Herkese olduğu şekliyle değerlendiriyoruz. O sebeple dünyanın hakikaten bu millete ihtiyacı var. Hasan Bey çok güzel işaret etti. Bu milletin hakim olduğu hiçbir yerde adaletsizlik olmuyor. O bakımdan geleceğimizi bu manada değerlendirmek lazım geliyor. İnşallah Hak Teala bu lütfu bağışlayacak ve dünya huzur bulacak. Yani bu milletin hakimiyeti dünyanın huzuru demektir. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Tekrar yüreğinize sağlık. Buyurun. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji ana bilim dalından Profesör Doktor Ali Bilgili. Bu nezih insanları, bu güzel insanları bir araya getiren Rıfat Hocam'a, Rıfat Çakır Bey'e çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz Kıymet Hocam. Ben teşekkür ederim. Kendi alanımla ilgili Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, Sayın Hocalarım söyledi. Bilimde de önde olmak durumundayız diye. Allah'ım hamdolsun. Kendi alanımla ilgili, bilim alanımla ilgili dünyadaki en ilerdenim. 2009'da 1246 bilimin insanına yarıştığı 5 günlük bir çevre olimpiyatları vardı Houston eyaletinde Amerika'da. Orada bir dünya ikinciliği alıp gümüş madalya Türklerin bayrağını dalgalandırarak 3 kez İstiklal Marşı'nı okutturmuş biriyim. Bir Fransız kadın kendini yerlere attı. Nasıl böyle bir Türk dünya ikincisi olur diye, ama mutlaka bir mendil veren olmuştur. Anlamasından. Geçen hafta yine aynı. Belgrad'daydım. Yine dünyanın
birçok ülkesinden 70 mi 72 mi uluslararası bir kongrede başkanlık. Biz bilimde de önde olmak durumundayız. Her türlü güzelliklerimizle de önde olmak durumundayız diyorum. Ve bu güzel insanın saraylarda dahi keyif alamayacağım bu küçük ortamda bu sıcaklığı bize sağlaması ve Yunus'un hocamın bağladığı gibi deyimiyle sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Özdeşiyle hepinize teşekkür ediyorum. Burada olmaktan da memnuniyet duyuyorum. Sevgi ve saygılar. Türkiye'nin adını dünyaya duyurduğunuz için sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Hayati Akyol, Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde görev yapıyorum. Öncelikle Rifat Bey'e böyle bir ortamı sağladığı için ve diğer emeği geçen hanımefendilere, beyefendilere teşekkür ediyorum. Bir eğitimci olarak sadece iki şey söylemek istiyorum. Tabii ki benden önce söylenenlere katılıyorum. Güzel sözlerdi, ileriye dönük olarak insanda heyecan oluşturan sözlerdi. Bunlara tabii ki katılıyorum. Ama şu anda çok ciddi eğitim ortamında, eğitim camiasında çok ciddi sıkıntılarımız var. İnsan öyle bir eğitim ortamı oluşturuldu ki şu anda çocuklarımıza sorumluluk yükleyemiyoruz. Kavramlarımızı oluşturamıyoruz. Kavramlarımıza karşı nefretlerin oluştuğu, sözel olarak kabul etmediğimizi iddia ettiğimiz halde, kendimize ait bir şeylerimiz olduğu halde, başka kavramları ithal ederek şu anda eğitim sistemi içerisinde bir çalışma yürütüyoruz. Bu açıdan ben gelecekten gençlik olarak çok ümitli değilim. Eğer buna çare bulunmazsa, çünkü okullar özellikle de üniversiteler insanları oyalama yerleri değildir. Yani bunun farkına varılmalı bu ülkede. Ciddi bir şekilde adımlar atılmalı ve bu tamirat eğitim sisteminde yapılmalı diye düşünüyorum. Tabii şimdi çok sağa sola konuşursak belki şey olacak, söyleyecek çok şey var ama bu konuları son derece önemsiyorum. Ben de yurt dışında devlet adına yüksek lisans doktoramı yaptım. Yani yurt dışını ve Türkiye'yi tanıyan birçok insanımız var. Devlet entelektüel birikim olarak yoksun değil, mahrum değil şu anda ama bir organizasyonsuzluk ve bu entelektüel kapasiteyi gerçekten sosyal anlamda, Türkiye'de şu anda sosyolojiyle eğitim birleştirilmiyor. Yani toplumun sosyolojisi nereye gidiliyor hiç önemli değil. Yani o kadar öyle bir nesil geliyor ki oturduğunu yeri bilmiyor, kalktığı yeri bilmiyor, ne konuştuğunu bilmiyor. Kes yapıştırıcı bir nesille gidiyoruz. Ben daha ileri gitmeyi teşekkür ederim. İnşallah bunlara tedbir alınır. Çok daha iyiye gideriz diye düşünüyorum. Daha geniş bir yerde hocam bunlara. Geniş bir zaman. Herkes konuşacak. Dolayısıyla çok insan yaralanıyor. Yani ben devlet bana masraf etti. Ben onun için buradayım, ülkemdeyim. Yani devletim olmasa ben yoktum. Onun için ben devletime kimseye konuşturmam. Yani devletim için ne gerekiyorsa yaparım. Yani anormalliği bu, görmek lazım hocam, çok güzel bir şey zihniniz yani, ama. Tabii yani onun için burada, bu de sadece şunu söyleyeyim, bu devletin parasıyla yurt dışına doktora yapıp gidip de ben Türk'üm ya da Türkiye'denim diyemeyen insanlara bu devlet doktora yaptırıyor. Evet. Bu devlet bunların farkında olmalı, devlet burada taraflı davranmalı. Devlet böyle gelişigüzel adamları gönderip de milletin parasını çarçur etmemeli. Yani çok dikkatli olmalı. Tamam, ben teşekkür ediyorum. İsmet Taş hocam, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. İsmet Taş, gazeteci, yazar, televizyon programcısı. Birkaç defa Türkiye gazeteci olarak seçildim. STK başkanı olarak seçildim. Ben hemen devam etmek istiyorum kalan yerden. Çok kısa, son derece kısa. Burada konuşulanları şöyle bir özetleyecek olursak, Türk kültür ve medeniyetinin bir özetini verdi. Gerek başkanlarım, gerek bakanlarım, gerekse değerli hocalarım. Türk kültür medeniyetinin temelinde ise sevgi dili var. Oysa bugün maalesef biz nefret dili kullanıyoruz. Dolayısıyla kendi kültürümüzden fersah fersah uzaklaşıyoruz. Şimdi hocam gençlerden bahsetti.
ben biraz kendimizi sorumlu tutuyoruz, tutmamız gerektiğine inanıyorum. Yani eğer o gençlerde öfke dili varsa, ki var, küfür dili, zaten öfke dili, küfür dili, şiddet, her şey var. Hatta aynı görüş, aynı fikirdeki olan insanlar bile bugün birbirlerine son derece kötü sözler kullanmaktan da çekinmiyorlar. Dolayısıyla bizim neslimizin sevgi dilini geliştirerek, yani bizim medeniyetimiz sevgi medeniyetidir, sevgi dilini geliştirerek gençlerimize bir yol açmamız lazım. Eğer gençlerimiz bugün Türk düşmanıysa ve gerçekten soluğu Amerika'da veya Batı'da almak için çırpınıyorsa, ben İsmet Taş olarak bunu kendim sorumlu olarak görüyorum. Demek ki ben onlara yeteri kadar ulaşamamışım, yeteri kadar dokunamamışım. Dolayısıyla herkesin evvel evvelde bana göre görevi mutlaka bu sevgi dilinin gelişmesi ve yerleştirmesi, mücadele etmelidirler. Rıfat Çakır'a davetinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Burada aslında bir Türkiye mozaiği var. Farklı düşünce, farklı kültür, farklı düşüncede olan hocalarımız var. Hepsinin bir araya gelmesi Rıfat'ın bir başarısıdır. Davetinden dolayı teşekkür ediyorum. Teşriflerinizden dolayı hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Farklılıklarıyla güzel bir ülkedir zaten. Evet. Hoş geldiniz, teşekkür ediyorum. Sayın Hocam, buyurun, hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, merhabalar. Ben Profesör Doktor Eser Gülbalcı. Rıfat Bey böyle güzide bir grubu bir araya getirdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz Kıymet Hocam. Etti. Sizlerle tanıştırma fırsatı buldu, tanışma fırsatı buldu. Buldum ben aynı zamanda. Ondan dolayı da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ben eğitim profesörüyüm ama önce lisansım Türk Dili alanında İstanbul Üniversitesi'nde. Daha sonra eğitime kaydım. Hatta Moskova Devlet Üniversitesi'nde Türkçe okutmanı da yaptım. Amerika'da 1,5 sene bulundum. 2017'de geldim. Bana sen Türkiye'de muhalifsin, burada kal demelerine rağmen ben yok dedim. Memleketimi seviyorum. Ben burada kalamam dedim. Zaten burada yanında sabbatical olarak gitmiştim. Ve döndüm. Herkes Türkiye'den gitmek için yol ararken. Döndüğüm için de hiç pişman değilim. Mücadelemize devam ediyoruz. İyi ki döndünüz. Türkiye'de sizin gibi insanlara ihtiyaç var. Sağ olun, sağ olun. Eğitim politikası çalışıyorum. 1923'ten 2023'e kadar iki cilt halinde Türkiye'nin eğitim politikasını inceledim ve iki cilt kitap halinde yayınladım. Moskova'da bulunduğum sürede orada dikkatimi çeken bir şey vardı. Tabelalar Rusça olmalı, başka dilde olmamalı diye bir yazı çıkarmışlardı. Ama bizde bu böyle değil ne yazık ki. Ve Türkçeci olarak da aynı zamanda ben bundan çok sıkıntı duyuyorum, üzüntü duyuyorum. Mesela at bindim diyor. Türkçede at binme diye bir şey yoktur, ata binme vardır. Airport'u biz çevirmişiz havalimanı diye. Türkçede uçuş ve uçak konar, alana iner, yanaşmaz, gemi yanaşır. Yani dil mantığını biz bozmuşuz. Eğer bir ülkeyi bozmak, yozlaştırmak istiyorsanız o ülkenin dilinden, eğitiminden yola çıkacaksınız. 9 Eylül'de hocayken her sene gelen öğrencilerin giderek kötüleştiğini fark ediyordum. Bu da tabii Türkçe bilmeyen öğrenciler, İngilizce, Türkçe konuşan çocuklar. Bu bir bizi ayrıştırma ve yozlaştırma olayıdır. Bunun farkında olmamız ve buna göre çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ben bunu yapmaya çalışıyorum. Birkaç tane yazı da yazdım hatta bununla ilgili. Dikkatinizi bu yöne de çekmek istedim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Güzel insan.